Günümüzde tefsir okumak çok yaygın bir faaliyettir. Tefsir okuruz. Grup grup bir araya gelir okuruz. İşte böyle munzam okuma müfredatları vardır vesaire. Okuduğumuz tefsirler nedir diye, hadi bana bir sayın diye sorduğumuzda liste Fizilal, Tefhimül Kur'an, El Esas Fit Tefsir böyle gidiyor. Bu topraklarda Osmanlı 6 asır yaşamış, 6 asır boyunca burada tefsir yazılmış. Biz bunları bilmiyoruz. Bunlarla işimiz yok. Tefsir deyince aklımıza öbürleri geliyor. Öbürlerini küçümsediğim için söylemiyorum. Böyle bir niyetim yok. Öbürleri de güzel tefsirler. Müellifleri mücadele insanları, Allah hepsine rahmet eylesin. Aralarında şehadet şerbetini içmiş olanlar var. Ama benim içimi burkan şu. Biz Ebu Suud Efendi tefsir, Ebu Suud Efendi diye bir Şeyhülislam var. Kanuni döneminin o Cihan İmparatorluğuna Şeyhülislamlık yapmış. Onun bir tefsiri var. Biz Ebu Suud Efendi ne yazmış merak etmiyoruz. Ebu Suud Efendi çok geri gitti. Biraz bu tarafa gelelim. Elmalılı Hamdi Efendi ne yazmış? Anlamıyoruz ki. Ben bu tefsiri geçen evvelki sene Ümraniye'de bir vakıfta bir sene okuttum. Kanaatiniz olsun, en az 2 saat evvel hazırlanmasaydım, mütalaa yapmasaydım tıkanıyordum. Ders esnasında takılıyordum yani. Elmalılı Hamdi Efendi merhum Türkçe yazmış. Tefsiri de Latin harfleriyle basılmış bir tefsir. Anlamıyoruz. Konyalı Mehmet Vehbi Efendi Hulasatül Beyan diye bir tefsiri var. Kaçımız okuduk, kaçımız haberdarız? Dünyamızda var mı bu tefsir? Öyle bir mirası var ki bizim sırtımızda, biz bu yükü taşıyamıyoruz. Ve bu içinde yaşadığımız dünyaya bu mirastan ilham alarak, kaynak alarak çözümler üretebiliriz. Öbür türlüsü palyatif olur. Palyatif olur, geçici olur, sabun köpüğü gibi olur, konjonktürel olur, asırlara hitap etmez.